Şimdi Yeni Doğan Çetesi soruşturması CİMER üzerinden ilk ihbar 27 Mart 2023'te geldi. Evet bu önemli. Yani e, aslına baktığınızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde başlatılan bir uygulama. Vatandaşın bizatihi e, ihbarda bulunabildiği ve ilgili kurumlara anında iletildiği bir uygulama. Birleşim Başkanlığı tarafından şu anda yürütülüyor. CİMER'e ihbar geldikten sonra İstanbul İyi Sağlık Müdürlüğü'ne top atılıyor. Evet. Ve orada çok gizli... İl Sağlık Müdürü, dönemin İl Sağlık Müdürü bugünün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kendisi de dahil olmak üzere 3 tane bürokratıyla birlikte bu süreci başlatıyorlar ve gizli bir şekilde gizli ilerliyor. Bir, gizli Zaten ilerliyor. tapelerde şu da yansıyor. Özellikle bu süreç başladıktan sonra denetimler yoğunlaştırılıyor ve tapelerde görüyoruz ki bu denetimlerin fazlalığından dert yanıp aslında şu anda sanıklarında bir itirafta bulunduklarını görüyoruz. Yani denetimler çok fazla peşimizi bırakmıyorlar. Bu noktada rahat hareket edemiyoruz gibi bir ifadede bulunuyorlar. Tabi komisyon kurulduktan sonra da işte asıl belki de medyanın gündeme getirdiği nokta. Mustafa Kemal Zengin, Aylin evet. Aslan Tatar, soruşturma savcısı Yavuz Zengin'i makamında tehdit ediyor. Yani Az bu, önce o görüntülerde vardı. Burada özellikle evet. bu davanın Örtbas edilmesiyle ilgili bir tehdit durumu söz konusu ama tabii orada açıkçası Yavuz Engin çok yiğit bir şekilde sürece devam ediyor. Burası da önemli. Yeni doğan bebeklerinin hayat haklarının ellerinden alındığı raporlanıyor. 22 kişi tutuklanıyor ve 47 tane de toplamda gözaltında isim var. O savcı sonra görevden el mi çektirildi Hayır. Yavuz Engin? Mesela bu da bir dezenformasyon. Bu bir dezenformasyon. Bununla ilgili evet. o süreçte yeni bir dezenformasyon da vardı. Ee, mecliste bu konuyla ilgili bir komisyon kurulması AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi gibi bir dezenformasyon habere e, bildiğimiz Evet. sosyal medya sokları Engin şu anda değil, dosyanın savcısı mı? Imza Yavuz Engin şu anda dosyanın savcısı. Benim bildiğim kadarıyla hala dosyanın savcısı evet. Ve zaten bak, e, savcı da kendisi de bu açıklamayı yapmıştı. Hani bir iddia gelmişti. Böyle bir iddia var. Alındı. E, ama iddia şu. Ama devam etti. Ama bakanın da galiba Ferhat Murat, Sayın Bakan'ın da şu açıklaması vardı. Yani görevden alındı e, iddiası üzerine, görevden alınmadı. E, efendim, kovuşturma safhasına geçildiği için bıraktı gibi. Evet. Soruşturmayı hmm. tamamen zaten Yavuz Bey takip ediyor. Ayrıca e, bildiğim kadarıyla şu anda mahkeme süreci çok da hızlı ilerledi. Ve bu mahkeme sürecinde sürece katılım yapan başkaları da var, başka savcılar da var. Yani nasıl narin davası Türkiye gündemine oturdu, Ama, orada... Birden fazla savcı soruşturma sürecini yürüttü. Burada zaten Yavuz Engin dosyadaki bütün doneleri hazırlamış ve başsavcılığa iletmiş. Şu anda kovuşturma aşamasında da var mı mesela? Yani yargılama aşamasında da var mı? Benim var. Yine bir onu teyit edelim. Benim bildiğim kadarıyla var. Ya burada şöyle şu geliyor, var, bak, şöyle geliyor. 16 İkim'de. Şu evet, buradan geldi o iddianamede ölen 10 bebek tehdit maktul. Tehdit edilenler evet. de gözaltına alındı. O evet. dönemde de birçok dezenformasyon hatırlıyoruz. Malum işte siyasilerle verilen fotoğrafları bu tehdit eden şahsın, savcıyı tehdit eden şahsın özellikle e, siyasilerle verdiği fotoğraflar. Ama gördük ki her kesimden siyasetçi, gazeteci hatta sanatçıyla da fotoğraflarının çıktığını evet. görmüştük. 10 evet. E, bebek maktul ölen bu süreçte iddianamede yer alan 5 kişi müşteki, 19 hastane sorumlu 47 kişi de şüpheli olarak yer aldı ve işte bugün de zaten ilk davan e, ilk duruşması, duruşması hatta görülüyor. Görülüyor şu an yani devam, bitmedi, ediyor. devam ediyor. 17.30'da başlayabildi. Çok yoğun bir işte tartışmalar var. İçeriye girmeye çalışanlar var. Dolayısıyla yeni başladı. Bu gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 5 <laughs> gün sürecek. Şimdi buradaki süreci özetlersek ihbar geliyor. Devletin İl Sağlık Müdürlüğü süreci başlatıyor, komisyon kuruluyor. Devletin savcısı tehditlere rağmen bundan vazgeçmiyor. Şu anda da mahkeme süreci evet. olağan şekilde devam ediyor. Hı hı. Ve gördüğümüz kadarıyla yani e, bu 27 Mart 2023'te başlayan süreç e, Ekim ayında, geçti yani bu yılın Ekim ayında ya, soruşturma bitiyor. Ve Ekim'den Kasım'a bir ayda yargılama sürecinin çok hızlı bir şekilde başladığını görüyoruz. Burası önemli. Peki galiba... Şimdi bunlar bu için şunu söylemek tamam, lazım sen, aslında. Ben evet. burada süreci özetledim. Tamam. Ee, bu yargılananlar çok net bir şekilde sağlık teröristidir. Çok açık söyleyeyim. Yani e, ben de 2016 yılında e, bir çocuğum 10 gün yeni doğan servisine yattı. O anne babaların ne hissettiğini çok iyi anlayabiliyorum. Önce 3 gün... Sonra çıkar dediler. Sonra dediler ki 5 gün sonra çıkar, 7 gün sonra çıkar. Her gün bir ümitle o hastaneye gidiyorsunuz. Süt taşıyorsunuz. Çocuğunuzun ismini koymayı hayal ediyorsunuz. Mesela ben küvezde koymuştum kendi çocuğumun ismini. Artık hani çıkmayacağını düşünerek artık bunun bir ismini koyalım demiştik. Dolayısıyla hani çok şükür bizim çocuğumuz sağlıklı bir şekilde 10 günün sonucunda Hiç. çıktı ama o anne babaların ne hissettiğini çok net bir şekilde anlayabiliyorum, hissedebiliyorum kısmen de olsa. Allah onlara sabır versin. Gerçekten evet. Ve çok yeni büyük bir acı. Yeni anlayanlar da var bu durumu. Çok. Bu organize kötülüğü yeni fark eden evet. anne babalar. Bunu var. olağan bir süreçmiş gibi evet. düşünüp, evet. ama bugün görülüyor ki bunun bir ticari, belki de hatta işin terörizmle, belki de bileşilebilecek tarafları Bekliyor da var ki. Böyle bir sonuç? Ya Fırat Sarı'nın eski PKK'dan hükümlü birisi olduğunu ve Ahmet Necdet bu Sezer affıyla Ahmet Necdet yürücü Sezer affıyla oraya, oraya e, uzanır. affedildiğini uzanır, ve tıp yazdım fakültesini ben bunu, yeri geldi evet, söyledim Ferhat. Tamam. Tıp fakültesini bitirdiğini biliyoruz. O yani bu işin tabii ki ticari noktası en önde gidiyor. SGK'yı dolandırmak, devleti dolandırmak, o bebekler üzerinden verilmeyen ilaçları şişirmek, kendi ceplerini doldurma amaçlarını taşıdıkları çok net. Onu Ama itiraf ediyorlar. Burada mesela. şöyle bir şey var. Yani biz işte bebek katili değiliz de hırsızız diyorlar. Evet. Yani evet, çok o. Ya su. Devleti soyan suçu. hırsızız diyorlar ama bebek katili değiliz diyorlar. Evet. Yani o da çok kötü bir şey, diğeri de çok kötü bir şey baktığınız zaman. Hani bebek katili dendiği <laughs> zaman sadece teröristlere atfedilen bir şey değil. Alenen siz o bebekleri, çocukları öldürüyorsunuz. Burasının Altının çizilmesinde fayda var. Bir de ben bu işin, bu tarz olayların kim yaparsa yapsın devletin zaten yakın takibinde olması gerektiğini ve olacağını da düşünüyorum. Cezalarının o kadar ağır olması lazım ki Pınar. Bir daha bu işlere cesaret edilememesi lazım. 17 bin Asla. yıl yani toplam. Evet 17 bin yıl toplam. Bu isimlerin suçları tespit edildikten sonra delillerle beraber ağırlaştırılmış müebbetten aşağı bir ceza almalarının toplum vicdanı tarafından kabul edilebileceğini düşünmüyorum. O anne babaların çocuklarını geriye getiremezsiniz. Tabii. Ama vicdanlarını bir nebze de olsa rahatlatmak için yapılması gereken şey budur. 3-5 kuruş para kazanacağız diye ya 40 bin liradan bahsediyor. Zaten aşağı yukarı e, o sağlık çalışanlarının aldıkları baremler bu civardı. 30-40 bin. Bir aylık maaşının neredeyse işte o kadar kazanmak için sen canların ölümüne göz yumuyorsan en basitiyle göz yumuyorsan müdahil değilsen bile bunu nasıl sindireceksin? Peki. Bu vicdan azabını nasıl susturacaksın? Nasıl susturacaksın? Eğer insansan biraz vicdanın varsa Peki. ki ben zannetmiyorum olduğunu bir de bu işi siyasileştirmek Sağlık Bakanı'nın hastanesi de kapatıldı. Eski Sağlık Bakanı'nın. Kapatıldı Ve, da e, bakanlar arasında niye yok? Direkt burada inisiyatifiyle ile avukatının olması avukatının olması aynı zamanda bir suç bulunması durumunda Oradan sorumlu kimse ki birinci sorumlu bu tarz konularda başhekimdir. Çünkü mesul müdürlüğü ve sorumluluğu hepimiz vardır. Hepimiz biliriz ki. Bu, ve bu tür... hastane sahiplerinin de bu işten ben zannetmiyorum bak açık söyleyeyim ya haberdar değiliz. Para kazanıyorsanız orayı denetleyeceksiniz. Hani önceki dönemden daha fazla para kazanıyorsanız ya bu işin arkasında ne olabilir diye bir sorumluluk sahibi mazeret olacaksınız. Değil, çünkü siz var. sağlık sektöründesiniz. Mazeret değil. Başka bir sektörde değilsiniz evet. ki. Ayakkabı sektöründe değilsiniz. Sağlık sektöründesiniz Hişt. ve canla uğraşıyorsunuz. Ben, siyasete çünkü, sokmak doğru değil. Evet, Eğer siyasete sokacaksak şimdi. da burada işte az önce e, Dilek Yaman Demir. dilek Demir'in bahsettiği e, bir Müvekkilden bahsedilmişti. Beylikdüzündeki hastanenin başhekimi. o da Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis üyesi ve evet. İBB'nin Sağlık evet, Komisyonu evet, Başkanı. Evet, tabii, doğru Siyasi yani, bir doğru. E, o yüzden. Evet, evet. Şu tablo. Ben cumhur siyaseti su Şimdi, e, bu Yavuz Engin. Şimdi, ben şimdi şöyle bu arada. Olur. Yani onu netleştireyim. Şimdi savcı Yavuz Engin, Büyükçekmece'de çalışıyor. Savcımız bütün soruşturmayı yürüttü. fezlekeyi de o hazırladı. Fakat suç örgütlü ve ağır ceza niteliğinde bir suç olduğu için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gitti. Savcımızın görev alanı orası değil. Dosyanın içinde hala dosyada görev yapıyor fakat dosyanın sorumlu savcısı artık Yavuz Engin değil. Ağır yani ceza savcıları ya, sorumlu yani. evet, ama yani o da müdahil. yani bu yani tamam. ama fezleke tamam. ve bütün soruşturma hepsi Yavuz Bey tarafından. Bir görevden alma yok Anladım. Yok tamam. görevden alma. zaten Sayın Bakan da Evet da aynı benzer açıklama Masturf yapmış. Demi bir kere daha baktı. Şimdi zaten soruşturma savcısının dahil sorumluyor. olmadığı yargılama tamam. da yürütülemez şimdi, yani işin içinde evet. olmak. Şimdi şöyle zor. hani olayı siyasileştirmem derim tabii. Yani bu yani bu alçaklığın hani Sağ solu olur mu yani? CHP'si, AKP'si olur mu? MHP'si olur mu? Elbette olmaz. Yani bebek katili, bebekleri öldürerek, ya bebekler üzerinden ticaret, ahlaksız bir ticaretten söz ediyoruz. Bakın şimdi bundan sonra, işte Ferhat Murat biraz önce kendi bebeğinin hani doğumunda, Allah sağlık versin, nasıl Neler yüreklerinin hopladığını… Evet. Anlattı. Çok kötü tabii. bir şey. Evet. Yani tabii. çocuk tabii. doğuyor. Bak anne, çocuk doğuyor. Anne geldiği an diyorlar ki yoğun bakıma götüreceğiz. Orada bir şok yaşıyorsun. Üç tabii. gün sonra çıkar diyorlar Hı. bir başka şoku yaşıyorsun. Gidiyorsun almak ümidiyle eve geliyorsun bomboş. Yani annesiyle beraber geliyorsun bebek yok. Tabi. Çok. Tabii. E, çok kötü bir şok, çok kötü. Şimdi, şimdi şöyle. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın bu 17 hastaneden söz ediyoruz. 17 hastane bu. Pis işe bulaşmış. 19 hastane aslında. 19 hastane mi? 19 evet. hastane tespit edilenler diyeyim. Hı hı. Tespit edilenler. Ve sadece İstanbul değil mi? Bir tane de Çorlu'da var. bir Evet bir tane Tekir de Çorlu'da var. Aynı çetenin şeyi, evet. organizasyonunda. Şimdi bakın bundan sonra şimdi işte bu gençlerimiz hani yeni e, anne olacak, baba olacak gençlerimiz mesela e, doğum için hastaneye giderken tereddüt edecekler, endişelenecekler değil mi? Ya Allah korusun bak böyle bir çete varmış. Hani bebek çetesi varmış falan diye. Bir de bunların evet. en büyük kötülüğü ne Şaban Sevinç? Belki on binlerce sağlık çalışanını da lekeledir. Evet. Bak pandemide tabii, tabii, tabii. mesela can evet. siperhane çalışan, gece gündüz hayatını kaybeden hekimlerimiz, hemşirelerimiz var. Bunları da lekelediler. Evet, evet. Bütün emeklerini sektörü, zayi ettiler sağlık yani. Sektör. Tabii, sağlık sektörü. Hem sağlık sektörünü tabii. lekelediler hem de... Sağlık sektörünün hizmet verdiği vatandaşlarımızı büyük bir kuşkuya bundan sonrası içinde. Yani şimdi bebek bekliyorsun, doğum yapacaksın eşin ya, ya da işte arkadaşınız var. Hanımefendi doğum yapacak. İlk sorduğumuz soru oluyor mesela. Güvenli hastane, evet, güvenli hastane. Doğum Acaba şu hastane nasıl? güvenli mi? Tabii. Acaba bebeğime şu hastanede bir, bir şey, şey olur mu? Mı? Yani yüreği hop oturup hop kalkacak. Şimdi terörün, bunlar büyük terörün maksatlarından de terörizmin topluma korku ve panik. O başlı evet, açacağım. Enjekte şimdi Berhat, o bu da bunu sağlıyor. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar dediğim gibi bu işin sağı solu yok. O CHP'li dediğin kişi hemen Özgür Bey, Özgür Özel e, istifasını istedi ve öbür gün istifa etti zaten. O arada meclis üyeliğinden istifa etmemiş hala. Partiden istifa etti. Bilmiyorum. Yani eğer etti suçluysa Allah mi? belasını Hayır, versin. Hayır, parti'den yani istifa etti. Şey. Meclis üyeliği duruyor evet, diye biliyorum. Şimdi, şimdi arkadaşlar olay şu bakın. Olay şu. Şimdi... E, çok büyük bir travmatik bir yani toplumsal travma yaratan bir şey bu yani gerçekten. Ya ben isterdim ki bakın ben isterdim ki bunun içinde bir takım ne bileyim sorumluluğunu yerine getirmeyen bürokratlar da bu sanıklar içinde olsun. Mesela biraz önce 47 sanık var dedi Dilek arkadaşımız. Ben özellikle sordum hani o eski bakan da sanıklar içinde mi falan? yok. Yani olsa bilirdik zaten. Tabii Dilek Hanım da bilmeyebilir. Ee, şimdi ya neden ya burada neden şey yapıyoruz? Cans, Mehmet Müezzinoğlu mesela ya eski Sağlık Bakanı. Şimdi bakın arkadaşlar. Ya sen Sağlık Bakanlığı yapmışsın bu ülkede. Sağlık Bakanlığı yapmışsın. Ve böyle bir pis işe senin hastanen de bulaşmış, bulaştırılmış. Senin bilgin dışında hadi diyelim. Hadi bilgin dışında ihtimal vermiyorum ya. Ya benim şirketim benim şirketim ya ne giriyor ne çıkıyor Kimle anlaşma yapıyor? O anlaşma nasıl yürüyor? Benim hastaneme gelen kaç bebekten kaçı sağlıklı çıkıyor? Kaçı işte hani ölüyor falan. Bütün bunları hani bakanlık yapmış düzeyinde bir sağlıkçının bilmesi gerekmez mi? Oranın sahibisin, patronusun yani. Bilmesi gerekir değil mi? Şimdi dolayısıyla bunu bir eksiklik sayıyorum. Mehmet Müezzinoğlu'nun sanıklar arasında olmamasını eksik kısar ama sanıklar arasında olmalı derken de hani peşinen suçlu da ilan etmiyorum. Yani yargılanmalıydı. Eğer yargılanmalıydı. Eğer o hastanede bir yönetim kurulu üyeliği görevi yoksa başkanlığı ve üyeliği resmi olarak bir sorumluluğu yoksa o yüzden olmamış olabilir ha, bir ama hastanesinin lazım. orada avukatının olması bir kusur tespit edildiğinde cezayı otomatik olarak tüzel kişi çekemeyeceği ama için kafadan kendileri bu çekecek. Ya, ya sonuçta Ferhat Murat hastanesinde bebek ölmüş bu çetenin organizasyonunda Mehmet Müezzin da Eski Sağlık Bakanı'nda hastanede ölen bebek var kardeşim. Bir, iki, Biraz önce yine Ferhat Murat dedi ki e, işte şimdi bu yargılama e, iddianameyle ortaya çıktı dedim. İlk ihbarla ortaya çıktı. İhbar yok yok o, onu demiyorum. Yani onu onu da geleceğim de e, hani bürokratlar ya ya da hastaneler pardon. Hastaneler bu sanıklar içindeki tapelerde var. Tapelerde varmış. Ya ne kadar sık denetleniyoruz. Başımızı ha, evet, kaldıramıyoruz. Evet, kafelerde var. Şu, Şimdi. Bak şu Şaban Sevinç. Hı. İhbar geldikten sonra İstanbul İyi Sağlık Müdürlüğü devreye girdikten sonra denetimler sıklaştırılıyor. Tamam. Özellikle bu hastaneler üzerinde. Tamam. Öncesinde de ee, diğer... denetimler var ama. Öncesinde de Mürtün. Denetimler, Mürtün var. Denetimler, Mürtün var. Mürtün Mürtün denetimler var, rutin denetimler var. Tamam. Onlar da çok fazla takılmıyorlar. Tamam. Burada sıklaşınca onlar kendi içinde o WhatsApp gruplarında diyorlar ki ya çok fazla denetim var başımız ağrıyabilir diyerek biraz çekingen davrandıklarını orada tamam. görüyoruz. Ha, tamam. Yani gene de bitirmiyorlar da çekingen davranıyorlar. Daha tedbirli olalım, denetliyorlar. Bizi.